İspanya'da düzenlenen moda haftası plaj modası en baştan yaratıldı desek yeridir. Bakın çılgın modacılar yüksek topuklu ayakkabıları, gece kıyafetleri nasıl sahile indirdi. Bu yıl plaj kıyafetlerinde başrol hangi rengin? Mayolar, pareolar nasıl gece kıyafetlerine dönüştü? Plaj modasının gerisinde kalmamanız için mutlaka edinmeniz gereken aksesuar hangisi? Geçtiğimiz hafta İspanya'da düzenlenen moda haftasına plaj kıyafetleri damga vurdu. Hadi bu yılın moda bikinilerini, mayolarını yakından inceleyelim. Madrid moda haftasında ilk göze çarpan renkler oldu. Siyah, beyaz ve kahverengi miadını doldurdu. Canlı, fosforlu renkler geri döndü. Sarının, yeşilin, mavinin ve kırmızının her tonu çok moda. Ama burada dikkat edilmesi gereken iki nokta var. Militarist desenler, asimetrik kesimler bu yıl plaj modasının vazgeçilmezi. Süperlik yerine takılan mayonun rengine uygun kepler, parmak arası terlikler yerine giyilen yüksek topuklu canlı renklerdeki sandaletler olmazsa olmaz. Bu yıl ara yok. Sadece uç noktalar var mayo ve bikinilerde. Büyük çiçek desenleri ya da kısa kollu mayolar, pareo niyetine giyilen gece elbiseleri, yüksek topuklu sandaletler ya da naylon tabanlı mini etekler. Tüm mayolar, bikiniler dediğimiz gibi asimetrik kesimli. Ya tek omuzlu ya göbek kısmı parçalı dekolteli. Yani güneşlenmek için pek uygun olmasa da yüzerken problem çıkarmayacak şekilde tasarlanmış. Bu sene mayoların üstüne giyilen pareolar da gece kıyafetlerini aratmayacak. Bu bizim gittiğimiz plajlar için biraz ağır olur diyorsanız, tercihini sadelikten yana kullananları da unutmamış modacılar. Pareolar şifon pelerinlere dönüştürülmüş ve plaj kombinlerinin en şık aksesuarları haline getirilmiş. Plaj modasının gerisinde kalmak istemeyenlerin dikkat etmesi gereken bir diğer konu da taçlar. Bu sene hasır şapkalar yerini devasa çiçekli bantlara, hatta gerçek çiçeklerden yapılmış taçlara bıraktı. Bu kadar abartıya gerek yok diyenler için de renkli saç bantları ve minik kepler hayat kurtarıcı olabilir.